Değerli basın mensupları, geçtiğimiz hafta hepimizin yüreği dağlandı. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ait Bartın Amasra'da kamu eliyle yani devletin işlettiği kömür madeninde Girizu patlamasında 41 maden emekçimizi maalesef kaybettik. Görevi başında hayatı kaybeden, hayatını kaybeden maden emekçilerimize bir kez daha Allah'tan rahmet ailelerine sabırlar diliyoruz. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Maden işçilerimizin maruz kaldığı, herkesi derinden etkileyen Amasra maden faciasının ardından felaketin nedenlerini sorgulamaya, araştırmaya ve konuşmaya devam ediyoruz. Soma'dan Ermenek'den ve onlarca maden faciasından sonra hep bu son olsun diyoruz ancak... Uyarılar dikkate alınmıyor. Soma'da, Ermenek'te, Dursunbey'de, Kozlu'da, Karadon'da ve ülkemizin birçok madeninde emekçilerimizin hayatlarını kaybettiği facialarda hep bir fail arandı. Aslında bu iş cinayetlerinin faili her felaketten sonra kendini aklamaya çalışan sorumluluğu sorumluluklarını işçilere, ve mühendislere yıkmaya çalışan AK Parti iktidarının ta kendisidir. İşte Cumhuriyet Halk Partisi olarak hazırladığımız Amasra kömür faciası raporumuz burada. Bunu hazırladık. Bu rapor sadece Amasra'da yaşanan facianın değil. 20 yıldır madenlerimizde yaşanan faciaların failinin AK Parti iktidarı olduğunu gösteren bir belgedir bu rapor. Değerli basın mensupları. Facianın ardından kurduğumuz heyetimizle hemen bölgeye intikal ettik. Sayın Genel Başkanımız da Amasra'ya gelerek incelemelerde bulundu. Heyetlerimizin çalışmaları ve yapılan ziyaretlerde tespit ettiğimiz bütün unsurları da raporlarımızda yer verdik. Amasra faciasının oluş şekline ilişkin tespit bulgu ve iddialar Türkiye Taş Kömürü'nün kurumunun yapısı, kurumun AK Parti döneminde işlevsizleştirilmesi, facianın ilk aşamasında yaşanan iletişim krizi, ailelerin facia konusunda dile getirdiği hususları tek tek raporumuzda dile getirdik. Değerli basın mensupları, raporumuz ortaya koymaktadır ki, Amasra'da yaşanan facia ne kaderdir ne fıtrat ne de kaza. Amasra'da yaşanan göz göre göre geliyorum diyen ihmaller zinciri sonrasında yaşanmış bir cinayettir. Çünkü önlenebilir bir kaza önlenmemiş. Tüm uyarılara rağmen ihmaller ortadan kaldırılabilecekken ihmaller devam etmiştir. Hatta hata bir kere bir kere olur. İkincisi ve aynısı tekerrür eden eylem artık hata değildir. İhmal de değildir. Resmen bir kasıttır. Çünkü 8 yıl önce Soma'da yaşanan ve 301 madencimizi kaybettiğimiz faciadan sonra tüm uyarılara rağmen önlem almıyorsanız faciadan ders çıkarmayıp Ermenek'te başka bir faciaya sebep olup yine önlem almıyorsanız Amasra'da yaşanan faciaya kadar ne bizim önerilerimizi ne meclis araştırma komisyonu önerilerini ne de Sayıştay denetim Sayıştay ve denetim kurumlarının önerilerini dinlemiyorsanız bu artık hata değildir. Kader değildir, fıtrat değildir. Göz göre göre cinayettir arkadaşlar. Bu artık kasıttır. Değerli basın mensupları Raporumuzda nelere yer verdik? Neleri vurguladık? Kısaca özet olarak bahsetmek isterim. Soma'da en büyük iş cinayetini yaşatan AK Parti iktidarı geçen 8 yılda iş güvenliği konusunda atması gereken adımları atmamıştır. Grizu patlamalarına karşı yeterli önlemler alınmamıştır. Madencilikte iş güvenliği yerine rantın önü açılmaya devam etmiştir. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun TTK'nın kamu madenciliği işlevi yok edilmiştir. TTK'nın Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun içi boşaltılmıştır. Yönetim liyakatsizleştirilmiştir. Kalifiye kadrolar eritilmiştir. Hata yapana bırakın ceza vermeyi ödül verilmiştir. Ödüllendirilmiştir. Soma raporundaki 111 öneri dikkate alınmamıştır. Tedbirsizliklere ve ihmallere de göz yumulmuştur. Sayıştay raporunun Amasra işletmesiyle ilgili bulgular ortaya koyduğu Sayıştay'ın bulguları gözden görmezden gelinmiştir. Hatta ve hatta planlamadan sadece 3 gün önce "Gaz çok ama yapacak bir şey yok." diyerek madende çalışmaya zorlanan işçilerimiz de maalesef dinlenmemiştir. Özetle uyarılar karşısında AK Parti iktidarı her zamanki gibi ilgisiz ve sessiz kalmıştır. Değerli basın mensupları Amasra faciası ile ilgili çok ciddi olan iddialar da raporumuzda yer almıştır. Bu iddiaları özetle sıralamak isterim havalandırma sistemleriyle ilgili zafiyet bulunuyordu. Bu tespit de aynı zamanda zaten Sayıştay raporlarında da vardı. Bizim tespitimiz ve uzmanların da görüşü havalandırma sisteminin yanlış planlanması faciada ölümleri arttırmıştır. Patlamanın ardından oluşan zehirli gazlara yanlış havalandırma sistemi nedeniyle patlamadan etkilenmeyen madencilerimiz de maruz kalmıştır ve ne yazık ki bu durum ölümleri de arttırmıştır. Raporumuzda hayatını kaybeden madencilerimizin ailelerinin ortaya koyduğu tespitler de yer alıyor. Madende bir sıkıntı olduğunu. Kazadan önce madencilerimiz ailelerine pek çok kez dile getirmişler. 110 kişinin çalıştığı vardiyada en dene deneyimsiz işçilerin Kömür kazları da ifade ediyor aileler. Havalandırma sisteminin kötü durumda olduğunu madencilerimiz evlerine gelip annelerine babalarına anlatmışlar. Havalandırma sistemindeki ihmale de ayrıca özenle dikkat çekmişler. Maden ocağının bir ay kapanacağını söylemişler ve bakım yapılacağını da ailelerine ifade etmişler. Sadece ailelerine de değil, çevrelerine ifade etmişler. Ailelerin görüşlerini eksiksiz olarak raporumuza koyduk. Tüm bu görüş tüm bu görüşlerde en ince ayrıntısına kadar görüşleri de dikkate alarak araştırılmalı ve 41 madencimizin hayatına mal olan sorumlular bir an önce ortaya çıkmalıdır. Değerli basın mensupları bakın Bugün facianın üzerinden tam 9 gün geçti, 9 gün. 9 günde tek bir sorumlu olmaz mı Allah aşkına? 18 saatte cansız bedenleri madenden çıkarmakla övünenler bugün itibariyle 210 saati aşkın süredir tek bir sorumluyu bulamadılar. Allah aşkına el insaf. Ellerini vicdanlarına koysunlar. Tek bir yöneticiye, tek bir bürokrata el çektirilmedi. 41 can kaybetmişken AK Parti maalesef siyasi pişkinliğine devam ediyor. İktidar adeta sorumluları bulmak istemiyor. Bunun yerine vatandaşların protestolarını yasaklama peşine düştüler. Adeta bu korkunç facianın unutulmasını istiyorlar. Çünkü bu faciadaki ihmaller zinciri en tepeye kadar sorumluları ortaya çıkaracak. Hep birlikte göreceğiz. Değerli basın mensupları, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun yapısı AK Parti döneminde tamamen değiştirildi. Tamamen. Kurum işlevsizleştirilirken kamu yararı yerine maden sahalarının özel şirketlere dağıtıldığı bir kurum haline dönüştü. Bu nedenle bıçak gibi kesildiği söylenen iş kazaları Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun bünyesindeki 5 işletmede Son 5 yılda binlerce kez yaşandı. TTK'nın 5 işletmesinde son 5 yılda kaza sayısı 12.966 oldu. Bu veriler bizi açık net uyarıyor. Ve uyarıyoruz, dikkatle biz de uyarıyoruz. Türkiye Taş Kömürü Kurumu bünyesindeki faaliyet gösteren diğer 4 madende her an benzer bir facia yaşanabilir çok önemli. Değerli basın mensupları, maden faciasıyla ilgili adli süreci de yakından takip ediyoruz. Adli süreçle ilgili de pek çok soru işaretleri ortada. Mesela facianın ardından müessesinin idari binasına giriş ve çıkışlar ne zaman kontrol altına alınmıştır? Tüm delillere ne zaman el konulmuştur? Facianın ardından şüphelilerin, idari müdürlerin ve yetkililerin ocağa girmesine izin verilmiş midir? Delir karartma şüphesinin varlığına rağmen sorumlular, sorumlu olan amirler ocağa girmişler midir? Ayrıca geçtiğimiz Ağustos ayında denetim yaparak, Onay veren şüpheli bakanlık denetmenleri faciadan sonra kurulan tahkikat komisyonunda görevlendirilmişler midir? bu sorularında derhal ama derhal yanıtlanması gerekiyor. Çok değerli basın mensupları biz daha önce de uyarılarda bulunduk. Maden kazalarının engellenmesi için atılması gereken adımları tek tek sıraladık. Bu facianın ardından da bu önerileri yine raporumuza koyduk. Mesela maalesef bu facialar AK Parti iktidarda olduğu sürece son bulmayacak. Yani bugün hiçbir madencimiz açık net olarak güvende değildir. Bu gerçekten hareketle de yapılması gerekenleri kısaca şöyle sıralayabiliriz. Acilen bir risk haritası çıkarılmalı ve buna göre de eylem planları hazırlanmalıdır. Türkiye Taş Kömürü Kurumu bütün siyasi baskılardan arındırılarak kamu ekseninde madencilik faaliyeti yapmalıdır. Türkiye genelindeki tüm madenlerin ILO standartlarına göre denetlenmesi ve bu konuda yasal mevzuatın geçirilmesi ve uygulanması gereklidir. Değerli basın mensupları, AK Parti döneminde meydana gelen ölümlü maden kazalarında değişmeyen bir ayrıntı var. Bu kazaların tamamı engellenebilirdi. Tamamı. Bilimsel veriler iş kazalarının neredeyse tamamının engellenebileceğini ortaya net olarak koyuyor. İş güvenliği tedbirlerine uyulsa, resmi denetleyici kurumların uyarıları dikkate alınsa inanın bu acılar yaşanmayacaktı. Emekçi madencilerimize ve ailelerine buradan söz veriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında bu düzen değişecek. Madenlerde önce insan yaşayacak. Önce insan diyeceğiz rant değil kamu yararı önceliğimiz olacak. Türkiye Taş Kömürü Kurumu asıl işlevine geri dönecek. Kurum her türlü siyasi etkiden arındırılacak ve kurumda kamu madenciliği hayata geçirilecek. Yeni kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na da her, tüy, her türlü katkıyı arkadaşlarımızla birlikte sunacağız. İktidarımızda araştırma komisyonunun önerilerini biz hayata geçireceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler.